Herkese yeniden merhaba. Brescia kariyerimize harika bir şekilde devam ediyoruz. Lazio deplasmanındayız. Olimpiyat stadında. Daha sonra Cenova ile Kupa ikinci tur maçımız var. Sonra da Cagliari'yi ağırlayacağız. Lazio'dan puan almaya çalışacağız. Bir sıra önümüzde şu anda 29 puanımız var. Kaybedersek puan farkı açılacak. Biraz dönüm noktası bir maç. Abilgard cezalı. Onun yerine Francesconi'yi oynatacağız. Şimdi maç hazırlıklarımızı da tamamlayıp hemen maça geçeceğiz. İki puan fark var Lazio ile aramızda. Arkamızdaki iki takım da maçını oynadı. Bizi bu hafta yakalama imkanları yok. Puan alırsak hatta puan farkını açacağız. Ve konuk takım olarak biz başladık. Roma Olimpiyat Stadında maça. Paris'ten Helgason'a. Francesconi genç yetenek. Araya girdiler. Dönüyor şimdi. Karşı karşıya dışarı gitti korner. İlk şut Lazio'dan. Luis Alberto korneri kullanıyor. Dışarıya doğru açtı. Bir şut şansı var. Tekrardan Alberto'ya döndü. Tekrardan dışarı derken araya girdik. Faul. Faul aldık. Esposito frikiyi kullandı. Dışarı gidiyor. Araya girdik derken yine kaptılar. Şut şansı var. Yine araya girdik. Bir şut. Dışarı. Korner. Tehlikeli geldi Lazio. Yeniden ortaya açtılar. Kaleci uzaklaştırdı. Tekrar içeriye doğru. Kaleci de kalıyor. Penaltı yaptırabilirdik orada. Saraya girdi. Şimdi uzaklaştırdı. Kafayla Esposito'ya. Top bizde. Oyunu soğuttuk biraz. Şimdi Fares. Bir ara pası Olzer'e. Defans girdi araya. Etkili olabilirdik. Olzer biraz daha dikkatli olsa.
araya giriyoruz. Biraz dengeleri kurduk. Şimdi Danilo sağ kanattan ortaya açtı. Esposito dışarı gitti. Luis Alberto Friki kullandı. Dışarı. Barajdan sekip dışarı gidiyor. Korner şimdi. Korneri kullandılar. Seken top kafalardan. Kalecimiz de kaldı. Güzel bir maç oluyor. Orta sahada kaptırdık. Yeniden kapıyoruz Danilo'yla. Bir direkten döndü. Topu kaybettik. Bir orta açtılar orada. Top direkten dönüyor. Şanslı bir andı bizim için. Şimdi Fares girdi araya. Helgason. Tekrar Fares'e. Güzel gördü boşluğu. Esposito. Uzaktan bir şut. Korner. Kaleyi yokladı. Kaleci öndeyken. Ortayı açtık. Savunma girdi araya. Uzaklaştırdı. Bir şut ve gol. Vecino. Matias Vecino 1-0 öne geçirdi. Güzel bir gol attı Lazio. 1-0 gerideyiz şimdi. Roma Olimpiyat stadında. Mücadeleye devam. Esposito. Free kick. Kullandık. Korner. Korneri kullandık. Uzaklaştırıyor savunma. Araya girdik. Tekrardan arka direğe bir orta. Yine uzaklaştırdılar. Şimdi hop. Çaprazda. Hakem düdük çaldı. Korner. Penaltı zannettim bir an. Yeniden ortaya açtık. Arka tarafa doğru sekti. Penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Top arka direğe doğru açıldı. Bakalım, evet, Varda penaltı verildi. Penaltıyı kullanacağız şimdi. Esposito kullandı ve gol. Roma Olimpiyat'ta 40. dakika, yeniden beraberlik var. Gayet güzel bir mücadele sergiliyoruz. Ve devre oldu. Takım konuşmamızı yapalım. Üç oyuncumuz sarı kart sınırında. Sarı kartlı şu anda. Papadopoulos'un yerine Papetti'yi alalım. Ve ikinci yarıya ev sahibi Lazio başladı. Sattılar, oraya girdik. Uzaklaştırdı. Bazıları sol kanattan etkili geliyor şimdi. İçeriye doğru girdiler. Orta uzaklaştırdık. Bir şut kalecide kalıyor.
Arapası şimdi sol kanada geldi top. Geriye çevirdiler, araya giriyoruz. Yine Lazio'da kaldır. Uzaklaştırdığımız top. Şimdi kontraya çıkabiliriz. Esposito, Kasperok sağ tarafa, Olzer. Bir şut dışarı. Avuta gidiyor. Danilo'yla taşı kullandık. Francesco'ya kadar geldi. Şimdi Fares şut şansı dışarı. Korner. Korneri Hermanson kullanıyor. Dakikalar 70 oldu. Yine bizde kaldı. Şimdi iyi kontrole çıktı. Lazio derken araya girdik. Bir şut dışarı. Biraz oyuna taze kan sokalım. Fares yorgun. İğneyle Ricci'yi oynatıyoruz. Zadas'ı alalım. Pogon sarı kartı var. Rossi'yi alalım. Bir değişiklik hakkımız daha duruyor. İşte kaldı. Son girdi araya. Bir kaptırılan top çok tehlikeli bir yerde, savunma düzeltiyor bu hatayı. Şimdi Ricci, o da kaptırdı. Az kalsın kendi hatamızdan gol yiyebilirdik orada. Yine kaptırdık orta sahada. Yine araya girdik ama Lazio'da kaldı top. Şimdi araya girdik. Rossi topu sürüyor. Bir oyuncumuz yerde yatıyor. Arka direğe doğru ortaladı. Esposito faydalanamıyor. Bu pozisyondan iyi geldik. Şimdi bir şut dışarı. Korner. Luis Alberto tehlikeli getirdi topu. Lindahl kornerde topun sahibi. Helgason araya girdi. Abilgaard'ın yokluğunu aratmıyor bugün Helgason. Şimdi Ricci ortaya açıyor. Arka direğe doğru sekti. Danilo şut şansı, savunmadan döndü. Tekrardan Ricci savunma girdi araya. Faydalanamadık. Bu pozisyondan Lazio'lu oyuncu yerde yatıyor. Sarı kart. Svoboda sarı kart görüyor. Dantas'ı da Francesco'nun yerine oyuna aldık. Savunma hattımızı biraz geriye çekelim. Zaman oynayalım. Sen iki oldu dakika. Yine tehlikeli geliyor. Penaltı noktasından şut, kaleci. Güzel kurtardı. Kalecimiz. Bir birlik. Sonuç devam ediyor. Roma Olimpiyat'tan bir puanla ayrılmak oldukça güzel. En azından üst sıralarla fark açılmaz.
önemli. Tehlikeli geliyor. Fernandez şut şansı var. Dışarı gidiyor. Korner. 87. dakika. Korneri kullandı. Lazio kafalardan sekti. Bizde kalıyor ve faul. Bir orta içeriye doğru dışarı gitti. 90+4. Son dakikanın içindeyiz artık. Son atak şansı. İyi savunma yapmamız lazım son dakikada. Ve Ricci araya giriyor. Yine kaptırdı ve top bizde. Hakem maçı her an bitirebilir derken bitiriyor. Roma Olimpiyat'tan puanla çıkıyoruz. Takım konuşmamızı da yapacağız. İstediğimizi aldık. Fiorentina'da Juventus'u yenmiş. Juventus 14. sırada zor günler geçiriyor. Atalanta maç fazlasıyla lider şu anda. Altı maçlık yenilmezlik serimiz var. Şimdi Genova ile kupa maçı yapacağız. Papadopoulos cezalı duruma düştü. Sezon ortası tatili başladı. Teknik ekip önerilerini tek tek inceliyoruz. En doğru kararları vermeye çalışıyoruz. Toplantıyı bitirelim. Capasso, altyapı kalecimiz, iyi bir kaleci, sözleşme önereceğiz. Mevcut şartları kabul ediyoruz. Guardiola'dan Esposito'ya övgü. Ferguson güzel bir gelişimi var. Ve şimdi Genova maçı hazırlıklarına geçiyoruz. Bireysel ve takım talimatlarını yapıp hemen maça geçeceğiz.
Konuk ekip maça başladı. Maria Rigamonti de. Serbest vuruşu kullandılar. Sol kanada. Serie B takımı şu anda. Genova takımı. Kupada tribünler çok dolu değil. Evet, kalecide kaldı top. Şimdi taçı biz kullandık. Zadas dışarıya doğru top etti. Sol kanada Fares dışarı gitti. Korner. Ters taraftan bu sefer. Zadas korneri kullandı. Kalecide kaldı. Çıkacaktık ancak iyi bir pas gelmedi. Sağ kanattan tehlikeli geldi Genova, uzaklaştırdık. Sol tarafa açıldı top. Bir şut daha dışarı. Orta çıktı. Sağsından pasta çıkmaya çalışıyor. Güzel çıktılar. Ortegi buraya transfer olmuş. Sol kanattan içeri girdiler. Şimdi oraya giriyor. Ortegi'den güzel bir savunma örneği. Kayarak müdahale. Genova'da kaldı top. Kaleciyle karşı karşıya şut dışarı. Korner. Tehlikeli geldi Genova. Kadire'ye doğru kalecimiz kurtarıyor. Zadas topun başında korneri kullandık. Uzaklaştırdılar. Şimdi Fares. Sol taraftan içeri doğru giriyor. Papadopoulos'a çıkarttı. Yeniden Fares. İçeriye doğru bir pas. Dışarı. Korner. Korneri de kullandık. Yine uzaklaştırdılar. Kontraya çıkıyorlar şimdi. Kayarak müdahale. Başarılıyız. Valla taçı kullandı. Hop etti. Dışarı. Çok elverişli bir pozisyondan. Faydalanamadık. İyi paslaştık. Kale ağzına kadar geldik. Şimdi sol kanada güzel bir pas. Fares. Kayarak müdahale ayakta kaldı. Geriye çıkartıyor. Yeniden Fares dışarı gitti. Bir korner daha. Ablukayı aldık. Genova kalesine. Top yine dışarı gitti. Avuta çıktı bu sefer. Şimdi Bolla. Sağ kanatta geriye çıkarttı. Pop etti. Francesconi. Şut. Kalecide kaldı. Güzel çıkıyoruz şimdi. Pop'a doğru bir pas. Yine faydalanamadık. Kornere gitti. Harika bir atak yaptık.
İlk yarıyı berabere bitirdik. 0-0. Cenova iyi direniyor. Biraz paslaşarak gidelim. Top bizde kalsın. Vega'yı oyuna alalım. Helgason da Abilgart'ın yerine girsin. Şimdi ikinci yarıya başlayabiliriz. Hop, topu kapıyor. Tekrar sağ tarafa. Francesconi Papadopoulos attı. Şimdi güzel geliyoruz. Kasparov ve gol. Güzel bir ara pası. Kasparov. Herhangi bir ofsayt şüphesi de yok. 1-0 öne geçiyoruz. Yaptığımız değişikliklerle taktik anlayışı değiştirdik. Topu da ayağımızda tuttuk. Golü de buluyoruz. İkinci yarının hemen başında. Şimdi Fares şut şansı arıyor. Sağ tarafa açıldı. Son Papadopoulos'a atacak adam bulamadı. Svoboda'ya döndü. Papetti. Tekrardan Danilo Vega içeriye doğru bir pas. Tekrardan kaptık. Dışarı gidiyor. Danilo sağ taraftan ortayı açıyor. Da kornere çıktı. 70. dakikaya dayandık. Şimdi sağ kanattan içeriye doğru bir pas ve gol. Kasparov bir tane daha atıyor. Dakika 70. 2-0 öne geçirdi takımı. Bir şut dışarı gitti. Gelişine bir şut dışarı gidiyor. Romenko'yu, Belaruslu genç yeteneğimizi stoper oyuna aldık. Friedek bayağıdır oynatmıyorduk. Esposito bugün etkisizdi. Savunma çizgisinde geriye çektik. Sene yaklaştı dakika. Serbest vuruş sol kanat arka direğe doğru uzaklaştırdılar. Şimdi Retegi karşı karşıya dışarı. Çok net bir pozisyon Cenova.
Gol olsa son 10 dakika bizim için sıkıntı olabilirdi. Pozisyondan da faydalanamadı Cenova. İyi yükleniyor birkaç dakikadır. Arka direğe doğru uzaklaştırdık. Raydek şimdi şu şansı vardı, çekmedi. Rossi çekti, kaleci de kaldı. Arka direğe doğru doldurdular. Uzaklaştırdı. Cenova savunması. Artık zaman oynamalıyız. Bir ara pası. Penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Son dakikalarda penaltı kazandık. Bakalım Varda. Evet. Penaltı doğru karar. Kasperok. Kaçırıyor. Hat-trick şansını kaçırdı Kasperok. Büyük şanssızlık. 89. dakikada penaltıyı kaçırdık. Fares. Danilo karşı karşıya Rossi gol. Gennaro Rossi durumu 3-0 yapıyor. Penaltıyı kaçırdık ancak 2 dakika sonra. Farkı 3'e çıkartıyoruz. İkinci yarıda açıldık. Dolu dizgin yoluna devam ediyor. Araya girdik şimdi. Tekrardan kaptılar. Ve maç da bitti. Güzel bir maç oldu. Özellikle ikinci yarısı. Bol pozisyonlu, bol gollü. Kupada tur atladık. Bakalım kiminle eşleşeceğiz. Gözlemci önerileri gelmeye devam ediyor. İkinci tur maçını kazandık. Ve Roma. Roma ile eşleştik. Olimpiyat stadına gideceğiz. Ocak ayında. Kasperok bu maçta 2 gol 1 asist yaptı. Şimdi Cagliari ile oynayacağız. Kendi evimizde takım çalışmasını yapalım. Diğer sonuçlar da ekranda. Juventus Salento'yu, Lecce'yi yenmiş. Inter Salernitana'yı yenmiş. 33 puanımız olacak. Bu maçtan sonra Torino'yu geçebiliriz. Papadopoulos cezalı. Bireysel ve takım talimatlarını ayarlayıp hemen maça geçelim. Kazanmamız gereken bir maç.
Yenersek 33 puana çıkacağız. Torino'yla puanları eşitleyeceğiz. Ve maça biz başladık. Papetti geriye döndü. Abelgard. Nuiti. Zadas ilk 11'de. Kasparov kaleciye kadar döndü. Vallahi etti. Geriden pas yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Zadas. Bir şut. Dışarı. Korner. Önlüğe doğru savunma. Karşıladı. Henüz şutu yok. Kalyari'nin şimdi kaptık orta sahada. Kasparov bolla içeriye doğru bir pas. Sonra uzaklaştırdı, yeniden kaptık. Şimdi bollaya doğru uzun bir pas. Arka direğe doğru doldurdu. Orta gitti. İlk yarım saat bizim üstünlüğümüzle geçti. Yeniden bizde kaldı. Şimdi Kasparov karşı karşıya ve gol. Gollerine devam ediyor. Kasparov gollere devam ediyor. Çok iyi bir transfer çıktı Kasparov. Zadas korneri kullandı ve bir gol daha. Michael Svoboda savunmadan çıktı geldi. Bir anda 2-0 oldu maç. Şimdi Helgason ortaya açtı, uzaklaştırdılar. Kaleci'de kalıyor. Kaleci'nin degacı da bize geçti. Esposu da şimdi ortaya açıyor. Kasparov'a doğru kaleci. Güzel vurdu kafayı ancak kaleci'de kaldı. Devre arası 2-0 oldu. Takım konuşmamızı yapalım. Aynı 11 ile maça geri döndük. İçeriye doğru doldurdular. Tekrar geri döndü savunmamızdan. Helgason oraya girdi. Fares şimdi ileride. Ters tarafta topu ayağında tutmayı başardı. Kontrole çıkamasak da top bizde kaldı. Savunma yerine yerleşti. Şimdi hop. Zadas da geriye dönüyor. Svoboda pop etti. Çok ters bir top. Kaleciden sekti. Rakip forvetin önüne düştü 2-1. Nanasi durumu 2-1 yaptı. Çok kötü bir geri pas attı. Kaleci elini alamadı. Kaleciye çarpan top rakip takımın önüne düştü. Kaleciyle karşı karşıya kalıp 2-1 oldu. Kendi hatamızdan bir gol yedik.
Yine yüklenmeye çalışıyoruz. Heyecan geldi maça. Bir anda ortak oldu Kalyari maça. Kaleci şimdi çıktı, aldı topu. Normalde şutu yoktu. Bizim sayemizde ilk şutlarını çektiler. Şimdi Fares sol kanattan güzel sürüyor topu. Arka direğe doğru ortayı yaptı. Kasparov'tan eskisiz bir vuruş. Esposito indirdi. Yerde kimse yok. Esposito şimdi sol kanatta. Fares güzel girdi içeri. Bir şut ve gol. Zadas. Tehlikeli geldik. Zadas iyi kaçtı orada. Bir yaptık şimdi skoru. İyi mücadele ediyoruz. Kasparov oldukça yorgun. Şimdi korneri kullanıyor Cagliari'ye. Ön direkte arka tarafa doğru sarktı top. Bir şut. Bir korner daha. İyi kurtardı kalecimiz. Kornerden de faydalanamadılar. Şimdi bir şut şansı var. Sağ tarafa açtılar. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. VAR'a bakacak şimdi. Ona göre penaltı pozisyonunu inceleyecek. İzliyor. Geri döndü ve penaltı yok kararı. Çok güzel bir karar. Penaltı yok kararı. İki şutundan biri kaleyi tutmuş. O da gol oldu. Bizim hatamızdan. Cagliari'yi sağdan sildik bugün resmen. Zadas şimdi araya girdiler. Kontraya çıkıyorlar. Rumbo. Yetiştik şimdi, evet. İyi bir savunma örneği gösterdik orada. Ricci. Zadas. Dantas kaptırdı orada. Bir ara pası Esposito'ya. O da kaptırdı. Dantas'tan Bolla'ya sağ kanattan içeri giriyor. Şut şansı var. Pas attı ancak kornere çıktı. Tehlikeli gelmeye devam ediyor. Takımımız Zadas korneri kullandı. Ön direkte uzaklaştırdılar. Dakikalar 85 oldu. Şimdi friki kullandılar. Üst ağlardan dışarı. Şu anda bu sonuçlarla Lazio'nun maç eksiği var. 5. sıraya yükseliyoruz. Lazio'nun sonucu önemli maçın. Zadas yerine Friday'ki oynatalım. Papet yerine Pakromenko'yu da aldık. Son dakikalarda biraz maç kondisyonu kazansın. Artık son dakika. Uzatmalar da bitti. Son düdüğü bekliyoruz. Dışarıya vurdu. Out atışı. Ve hakem de maçı bitirdi. 3-1 kazanıyoruz. Kendi sahamızda. Moralli bir takım konuşması da yaptık.
5. sıraya yükseliyoruz. Lazio'nun bir maçı eksik. Bakalım Lazio puan alırsa 6. sıraya düşebiliriz. Bu sezon iyi performans gösteriyoruz. 7 maçlık yenilmezlik serimiz var. Napoli deplasmanına çıkacağız. Zor bir deplasman. Transfer öneri sayfası. Zaten listemizde olan oyuncular. Helgason için tavsiyeyi kabul ediyoruz. Napoli deplasmanı zor geçecek. Maç hazırlığımızı yapalım. Kadro önerisi de geliyor. Teknik ekipten ve 100 maça ulaştık. Dokuzuncu maçı Cagliari ile tamamlayıp şimdi 100 maça çıkacağız. Napoli ile birlikte artık Napoli maçında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.